Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birçoğumuz Facebook, YouTube, Twitch gibi canlı yayın platformlarında oyun yayınları yapmaktayız. Oyun yayınlarımızı daha kaliteli hale getirmek için birbirinden farklı yöntemler arayışı içerisindeyiz. Özellikle FPS oyunları oynuyorsak klavye ve mouse'umuzun gözüktüğü ikinci bir kamera gerçekten etkileyici olabiliyor. Bununla birlikte OBS'te iki kameranızı nasıl ayarlamalısınız, iki kameranın kontrolünü tek bir yerden nasıl yapabilirsiniz, bunların detaylarını sizlere anlatacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi OBS'imizi açtık ve ben sizlere ekrana bir oyun fotoğrafı koydum. Arka planda bir oyun çalışsın istemiyorum çünkü. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şey, iki tane ayrı kamera ekleyeceğimiz için ve iki ayrı kameranın da border'ı olacağı için sahneler bölümüne sağ tıklayarak ekle diyoruz. Klavye kamera diye bir sahne açıyorum. Ve buraya sağ tıklayarak ekle diyorum. Video yakalama aygıtını seçiyorum. Buraya da diyorum ki klavye cam olarak yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi facecam'im, Elgato facecam'im takılı olduğu için otomatik olarak ekranıma geldi. Şimdi ben burada tabii ki de ters duruyor. Ben bunun ters durmasını istemediğim için sağ tıklıyorum. Dönüştür diyorum. Buradan da diyorum ki 180 derece döndür. 180 derece döndür dediğimde de gördüğünüz gibi düz bir hale geldi. Şimdi ben ayrıyetten bu kamerama da bir adet cam border eklemek istiyorum. Buradan resmi seçiyorum. Buraya da diyorum ki cam border 1 olarak not alıyorum ve tamam diyorum. Göz atlıyorum. Masa üstümde hazır bir cam border'ım vardı. Bunu ekliyorum. Bunu full screen yapıyorum ve gördüğünüz gibi etrafı hafif karartı olan ve sarı çizgilerde bir cam border'ımız geldi. Sonrasında buraya sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve diyorum ki 100 kamera. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açıldı. Buradan tekrar ekle diyorum. Video yakalama aygıtı diyorum. Burada diyorum ki 100 kamerası olarak notumu düşüyorum ve tamam diyorum. Buradan da geldiğimde benim 100 kameram Camlink 4K'ya bağlı olduğu için Camlink 4K'yı seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 100 kameram da geldi. Yine aynı şekilde sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve buradan resmi seçiyorum. Resime de diyorum ki 100 cam border olarak notumu düşüyorum. Göz at diyorum ve yine aynı border'ı seçiyorum ve bunu da ekrana fitlediğimde gördüğünüz gibi çerçeveli bir şekilde sahneye oturdu. Şimdi burada ne yapacağız? Bizim bir oyun sahnemiz vardı. Bu oyun sahnesine geliyorum. Sağ tıklıyorum, ekle diyorum. Buradan sahneyi seçiyorum. Ve buradan öncelikle 100 kameramı seçiyorum. Şimdi normalde OBS'e hem cam border hem de kameranızı eklediğinizde bunları gruplamanız gerekiyor. Ve mesela kameranızı yayın içerisinde farklı bir yere çekmek istediğinizde ikisiyle birlikte uğraşmanız gerekiyor. Ama bu şekilde kameralarınızı sahne olarak ekleyip sonrasında kaynaklar kısmına sahne olarak tekrar oyun sahnenize eklediğinizde böyle bir derdiniz olmuyor. Gördüğünüz gibi hem cam border hem de kameranızı tek bir yer üzerinden hareket ettirip konumlandırabiliyorsunuz. Hemen sol tarafıma ben cam border'ımı koyuyorum. Sonrasında diyorum ki sağ tıklıyorum, ekle diyorum, buradan sahneyi seçiyorum ve klavye kameramı seçip tamama basıyorum. Ve gördüğünüz gibi yine bu da aynı şekilde geldi. Şu şekilde küçültüyorum ve ekranımın sağ köşesine konumlandırıyorum. Gördüğünüz gibi hem cam border'ım var, hem klavye kameram var, hem de 100 kameram da ekranda bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem klavye kameranızı hem de 100 kameranızı OBS'inize gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Mesela bunlarca sadece oyunlarda değil, sohbet yayınlarınızda da iki kamera kullanmak istediğinizde bu yöntemi kullanarak iki kameradan faydalanabilirsiniz. Mesela örnek olarak şöyle yapalım. Game sahnemize tıklıyorum ve bunu çoğalt diyorum. Burada diyorum ki just chat. Enter dedim ve gördüğünüz gibi Just Chat kategorim geldi. Buradan oyunu siliyorum, kaldırıyorum. Çünkü burası sohbet sahnemiz olacak. Hemen kameramı geliyorum. Şu şekilde birazcık büyütüyorum. Klavye kameramı da büyüterek konumlandırıyorum. Bunların tabii eşit olması için şöyle sağdan soldan çekiştiriyorum. Şöyle klavye kameramızı bir minik daha küçültmemiz gerekecek sanırım. Gördüğünüz gibi arka sahnemizde yani siyah olan yerleri de güzel bir overlay hazırlayarak
çift kameralı bir şekilde Just Chat yayınlarımızı da yapabiliriz. Hem de izleyicilerimizin veya yeni gelecek izleyicilerin dikkatini çekecek şeyler gerçekleştirebiliriz. Burada bildiğiniz üzere Twitch yayınlarınızda önemli olan insanların dikkatini çekmek, kaliteli ve doğru içerikler üretmek ve gerçekten göze hitap edecek sunumlarınızın olmasıdır. Bu konulara dikkat ederseniz eğer izlenmeniz olası bir durum olacaktır ve bu hem sizi hem de izleyicilerinizi gayet mutlu edecektir. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde çift kamera yayın yapabilirsiniz. Ayrıca video içerisinde göstermiş olduğum ayrı sahnelerde kamera ve cam border ekleme yöntemini de kullanırsanız ilerleyen süreçlerde gerçekten çok rahat edeceğinizi sizlere belirtmek istiyorum. Bununla birlikte bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.